sözünü konuşuyorduk. Buyurun Salim Bey, tamamlayın. Evet, birincisi Cumhurbaşkanı yalan söylemez, iftira atmaz. Yalan söylüyor, iftira atıyorsa Cumhurbaşkanı olamaz. Birincisi buydu. Kandil'den Kılıçdaroğlu'nun talimat aldığına ilişkin, onların yönlendirmesiyle hareket ettiğine ilişkin tek bir veri ortaya koyamazsanız, bu müfteri siyasetinin, bir sorumlusu olarak anılırsınız ancak. Ha, eğer Kandil'e, ki Kandil sizin sözünüzü dinler, daha önce de dinledi. Biraz önce seyircimiz de bakın bizi ikaz ediyor. Ne dedi? Ben görüşmedim dedi. Emir görüşen şerefsizdir dedi. Nihayetinde emri ben verdim, görüştük dedi. Demek ki Kandil'le görüşebiliyorlar istedikleri zaman. İmralı'yla daha görüştüklerine ilişkin daha yeni açıklamalar yapılmaya başlandı. İbrahim Kalın yalan bu dedi ama Meral Akşener dünkü söyleşisinde ismi bile biliyorum dedi. Biliyorum. Yargı mensubu olduğu için adını söylemiyorum dedi. Siz her gün sabahtan akşama kadar görüşeceksiniz. Ha, muhtemelen Kandil'e, böyle bir açıklama yaptırabilirsiniz. Yani muhtemelen böyle bir açıklamayı, böyle bir manipülatif eylemi, böyle bir provokasyonu iktidar bile yaptırabilir. Bak 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 deyip bunu kullanmak üzere. Şimdi ama ikinci dediğim şu. Böyle talimat alarak Kandil'in desteğiyle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi halkımız, milletim teslim etmez. Cumhurbaşkanı olana teslim etmez. Ne yapar? Ne yaparsınız? Ne yapacaksınız? Bunun arkasını bir doldurun bakalım, bir öğrenelim. Teslim etmez de ne yap? Ne yapacaksınız? Darbe mi yapacaksınız? Milleti sokağa mı dökeceksiniz? Benim milletim dediğiniz kim? Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapanlar kimler? Onlar başka millet mi? Onların tercihleri, onların iradeleri sizin nazarınızda nedir? Teröristlerin iradesi mi? Terörist iradesi mi? Dolayısıyla makbul olmayan irade mi? Bu ülkenin makbul iradesi sadece size oy verenler mi? Öyle mi sayıyorsunuz? Milli iradeyi onlardan mı teşekkül sayıyorsunuz? Diğerleri kim? İşte şeyin söylediği gibi, Binali Yıldırım'ın söylediği gibi işgal kuvvetleri mi? Bizler işgal kuvvetleri miyiz? Bizler işgalci miyiz? Siz kimsiniz? Ne yapacaksınız? Yani buradan hareketle o Cumhurbaşkanlığını teslim etmez. Peki Hulusi Akar'a soruyorum. Vur de vuralım, öl de ölelim diyenlere bekleyin hele zamanı gelecek dediğinizde aynı şeyi mi söylüyordunuz? O zaman bu mu? Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının ortaya çıktığı, kazandığının ilan edildiği o gün mü, o an mı? Vur de vuralım, öl de ölelim anı. Onu mu bekleyecekler? Bu nasıl bir kepazelik ya? Bu nasıl bir ciddiyetsizlik? Birisi çıkmış, bu ülkenin İçişleri Bakanı sıfatı taşıyan birisi, 14 Mayıs siyasi bir darbedir. Bu nasıl bir zihniyet ya? Bu ne demek? Bu ne demek? Bunlar böyle fütursuzca söylenmiş, efendim gayri iradi sarf edilmiş sözler falan değil. Bunlar bile isteye, bilerek Cumhurbaşkanından aşağıya hepsinin ağzından dökülen bu sözler ortamı germek, bir korku salmak, efendim kararsız seçmeni veya şu bu arada kalan seçmeni aman huzur bozulmasın, aman bakın daha kötü günler gelmesin, böyle bir şey olmasın diye kararını gözden geçirmeye zorlama taktikleri. Bakın İsmaila cemaatinin hocası, hoca kılıklı birisi diyor ki sosyal medyada geziyor. İşler tersine dönerse hazırlıklı olun. Cemaatine söylüyor. Neye hazırlıklı olacaksınız? İşlerin tersine dönmesi ne demek? Kaybetmeniz mi? Bu iktidarın kaybetmesi mi? Bu milletin bu iktidarı değiştirme kararı vermesi mi? Nedir? Milli irade mi? Hani siz milli iradeye saygılıydınız? Bu ülke gasp edilmiş derken söylediğim bu. Bu ülkenin üstüne çökmüş durumdalar. Ama eğer millet, bakın eğer millet
14 Mayıs günü eğer sizi iktidardan götürecek bir oy çoğunluğunu gösterirse, Kılıçdaroğlu bu ülkede seçimi kazanırsa veya bir başkası kim kazanırsa kazansın, siz veya sizin gibiler iktidarı devretmeyeceğiz, vermeyeceğiz gibi bir düşüncede iseniz buyurun görelim. Buyurun görelim. Buyurun peki. Görelim. Bu millet kimseden korkmaz Gökmen Karada. Bu millet öyle böyle şeylere, propagandalara, böyle tehditlere, böyle ucuz laflara avuç bırakmaz. Bu de bu milletin en çok sahip çıktığı şey oyudur, oyu. Ve öyle bir sillesi, öyle bir tokatı olur ki onlar nereden geldiğini şaşırırlar. Mehmet Uçum, Mehmet Uçum, sen bir devlet memurusun. Hele ki bir devlet memurusun, bir siyasi de değilsin. Sen bir devlet memuru olarak bulunduğun makamı işgal ederek ya nasıl böyle bir söz söyleyebilirsin ki? He? Yani eğer iktidar değişirse diyor, 2023'te iktidar değişimi Türkiye'nin tam bağımsızlık sürecine büyük bir darbe olur. Nasıl olur Mehmet Uçum? Niye olur? Örneğin Türkiye bundan sonra Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olmaktan vaz mı geçer? Vazgeçtiği için mi bağımsızlığı halel gelir? Bundan sonra Amerika'nın arkasından, Amerika'nın politikalarının uygulayıcısı olmaktan, Amerika'nın arka bahçesi olmasından vazgeçmesi mi tam bağımsızlığını halel getirir? Örneğin bu ülkenin cumhurbaşkanının mal varlığının Amerika'da yargı konusu olmaktan çıkması mı Türkiye'yi bağımsızlığını tehlikeye sokar? Örneğin daha 2 ay evvel işgal edilmiş 20. Türk Adası'nın Yunanistan tarafından işgal edilmiş ve sizin ses çıkarmadığınız ya, sizin adını bile anmadığınız, orada işgal edilmiş adalarımızın, işgal edilmiş vatan topraklarının Yunanistan'a ilhak edilmesinden dolayı hiç hicap ve utanç duymamanız mı bundan sonra bizim bağımsızlığımıza halel getirir? Suriye'de Amerika'nın peşine takılıp, orada Suriye iç savaşının bir parçası olup 8-8,5 milyon mültecinin bu ülkeye doldurulması üzerinden hem ABD'ye hem Avrupa Birliği'ne teşne olmanız mı bundan sonra bizim bağımsızlığımızı tehlikeye düşürür? Bu politikaların ortadan kalkması mıdır? Bunlar mıdır? Brunson'ı bir telefonla serbest bırakan iradenin olmaması mı bundan sonra bizim bağımsızlığımızı tehlikeye düşürecek? Katil dediğiniz kişilere bu ülkenin yargı hakkını devrettiniz. Kaşıkçı cinayet dosyasını. Yargı hakkını, egemenlik hakkını 3 kuruş paraya devredilirken şerefsiz dediğiniz, darbe finansörü dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'nin önüne gidip törenle geri dönüp o dediklerinizi yuttuğunuzda bu ülkenin bağımsızlığına halel gelmedi mi? Hangi eylemleriniz bu ülkenin bağımsızlığını, bu ülkenin ulusal onurunu dışarıda korumaya yönelikti ki yeni bir iktidar bunu ortadan kaldıracak, bağımsızlığımızı tehlikeye düşürecek bir oluşum olsun. Mehmet Uçum. Peki. Sen bir devlet memurusun. Bir devlet memuru bulunduğu makamda yeni gelecek bir iktidar için siyasi bu takım propagandalar yapamaz. Yapmamalıdır. Bu ahlaki değildir. Bu görevi değildir. Oradan inmesi gerekir. Peki. Onur Yıldırım diyor ki Erdoğan ve AKP'liler seçim öncesi ülkeyi gerçek gündemin dışında tutarak halkın gerçekleri görmesini engellemeye çalışmaktadır. Bunu söylüyor. Yusuf Özmen diyor ki oy pusulasının cep telefonuyla resminin çekilmesi yasak olmasına rağmen bir yandaşın bu yasağı ihlal etmesini hatırlatıyor bize. Hasan Irgatlar diyor ki Soylu 14 Mayıs'ta darbe olur diyor. Yani Millet İttifakı seçimi kazanırsa ben darbe mi yaparım demek istiyor. Bu açıklamayı böyle mi anlamalıyız? Haklısınız sayın seyirciler. Yani biz de konuşuyoruz. Biz buradan ne anlayacağız diye. Yakın tarihe ilişkin hafızamız bizi hep şüpheci kılıyor. Hep endişeye sürüklüyor doğal olarak. Çünkü neler gördük?